Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bal kabaklı baton pastanın tarifini paylaşacağız. Ama önce malzemeleri bir görelim. Yarım kilo bal kabağı, 1 su bardağı su, 1 paket pötibör bisküvi, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 poşet krem şanti ve 1 çay bardağı süt. Bal kabaklı baton pasta için gerekli malzemeleri gördük. Şimdi bal kabağımızı pişirmek üzere ateşin yanına gidelim. Düdüklü tencereyi ateşe yerleştirdik. Normal tencerede kullanabiliriz. Biz çabuk olması için kabakları tencereye attık. Üzerine toz şekeri ve suyu ilave ediyoruz. Kapatıyoruz. Pim çıktıktan sonra 6-7 dakika haşlıyoruz. Bal kabağı pişiyor. Biz de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Krem şantiyi çırpıyoruz. Bir poşet krem şantimiz var. Toz. 75 gram. Üzerine buz gibi bir çay bardağı süt ilave ediyoruz. Şöyle biraz boşken karıştıralım, tozu çıkmasın. Ve köpürene kadar çırpıyoruz. Bu kadar kafi. 3 dakika kadar çırptık. Şöyle düzeltelim. Buzdolabına koyacağız. Şöyle bir saat kadar bekleteceğiz. Bal kabağı pişti. Biraz da soğuttuk. Şimdi açalım. Suyu bize gerekli. Suyunu alacağız önce. Şöyle bir küçük kaseye aktaralım. Bal kabaklarını da ezeceğiz çünkü. Şöyle başka bir kaseye aktaralım. Normalden biraz daha fazla pişirdik özellikle. Çatalla çok rahat bir şekilde eziyoruz. Hiç pürüz kalmayana kadar ezmeye devam edeceğiz. Güzel bir şekilde kabak püresini tamamladık. Şimdi biz böyle bir baton kek kalıbını aldık. Güzelce streç filmle kapladık. Şimdi öncelikle püremizi şekline göre yayıyoruz altına. Ayırdığımız kabak suyu vardı. Bisküvilerimizi hemen şöyle bir daldırıyoruz. Çıkartıyoruz ve dizmeye başlıyoruz. Eski bir dostumuz vardı. Hatırlarsanız krem şantimiz. Bunu bir saattir falan bekletiyoruz. Şimdi kat olarak bunu güzelce sürüyoruz. Sonra gene bisküvilerde aynı şekilde kabak suyuna batırıyoruz ve diziyoruz. Kalıbın doğal yapısı olarak biraz yukarı doğru çıkıyor. Bu aşamada biraz kenarlara kırarak ince şekilde bisküvileri yerleştireceğiz. Bir kat daha kabağı yayıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bisküvi, kabak, bisküvi, krem şanti. Son kat olarak bal kabağını güzelce yayıyoruz. Güzelce düzelttik.
Şimdi kenarlara taşırarak streci yerleştirmiştik. Bu taşan kısımları da bastırmadan üzerine kapatıyoruz. Bir gece buzdolabında bekletmek üzere kaldırıyoruz. Bal kabaklı baton pastayı bir gece dinlendirdik. Ama beklediğimize değdiğine inanıyorum. Şimdi artık servise sunalım. Bakalım güzel olmuş mu? Öncelikle streçlerimizi şöyle bir açalım. Tahtamızı alalım ve ters çevirelim. Tam olarak hepsini sıyıralım. Arzuya göre üzerine ceviz, Hindistan cevizi, krem şanti, ne varsa elimizde serperek renk katalım. Şimdi siz bunun içini de merak ediyorsunuz eminim. Bir dilim keselim. Bu kadar yeterli. Şöyle bir dilim keselim. Kesitini de görmüş olalım. Evet, gayet güzel, lezzetli bir pasta oldu. Denemenizi dileyelim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda yapımı oldukça kolay, mevsimsel, güzel bir pasta tarifi paylaştık. Bal kabaklı baton pastanın yapımını öğrendik. Mevsiminde yapmanızı ve bizi hatırlamanızı rica ederim efendim. Hoşça kalın.